Selam arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı mı tatlı bir tarifim var. Yeni herkes çok beğeniyor. Eminim siz de çok beğeneceksiniz. Önce kremamızı yapmakla başlayacağız. Çünkü soğuması lazım. Bir yumurta, 2 kaşık nişasta, 3 kaşık un, 1 su bardağı şeker ve 1 litre sütle açıyoruz. İyice çırpıyoruz. Karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Ocakta göz göz olana kadar. Altını kapatıyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra bir vanilya ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Ayrı bir kaba alıyorum. Soğuması lazım. Kabuk tutması için üzerine jelatin koyuyorum. Kenarda soğumaya bırakıyoruz. Bu arada ıslatmak için 2,5 su bardağı sütle yarım su bardağı şekeri eritiyoruz. Bir kenara bırakıyoruz ve 4 yumurtaya 1 su bardağı şekerle keki yapmaya başlıyoruz. Önce iyice şekerle yumurtamızı çırpıyoruz. Krema akımına gelene kadar çırpıyoruz. Geniş bir kaba alıyoruz. 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı artı koyuyorum. Bir kabartma tozuyla bir vanilya iyice el karıştırıcısıyla karıştırıyorum. Borcamın altını bir peçete yardımıyla yağlıyorum. Kekimizi döküyoruz ve 170 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Bu arada krem şantiyemizi yapıyoruz. 1 su bardağı 2 parmak eksik sütle 1 paket krem şantiyeli iyice çırpıyoruz. Koyu olması lazım. İlk kıvamı güzel olsun. Kekimiz pişti. İlk sıcağı çıktı. Ve hazırlamış olduğumuz soğuk sütlü şerbeti döküyoruz. Bu arada kremamız da soğudu. Krem şantiyemizi mikser yardımıyla iyice yediriyoruz. Bu arada kekte iyice soğuk olması lazım ki eritmesin krem şantiyi. Şimdi de kremamızı kekimizin üstüne sürüyoruz. Ve bir bardak kadar Hindistan ceviziyle tamamen üzerini kapatıyoruz. Kaplayacak şekilde döküyoruz. İstediğiniz şekilde siz istediğiniz meyveyle süsleyebilirsiniz. Nar vardı. Ben narla da ayrıca süslemek istedim. Fıstık, fındıkla da olabilir, cevizle de olabilir veya da herhangi bir şey de olmayabilir. Sadece Hindistan cevizi de yeterli oluyor. Böyle çok şık oldu. Hem çok güzel oldu. Arkadaşlar beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Yapan herkese afiyet olsun. Kolay gelsin.